أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ey insanlar! Eğer siz öldükten sonra dirilmekten şüphe ediyorsanız, bilin ki biz sizi ilkin topraktan, sonra bir nutfeden, sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden, sonra esas unsurlarıyla hilkati tamamlanmış ama bütün azalarıyla henüz tamamlanmamış bir çiğnem et görünümünde bir ceninden yarattık ki, kudretimizi size açıkça gösterelim. Dilediğimizi belli bir süreye kadar ana rahminde durdururuz. Sonra da sizi bir bebek olarak dünyaya çıkarırız. Sonra güç kuvvet kazanıncaya kadar sizi büyütürüz. İçinizden kimi henüz çocukken öldürülür, kimi de hayatın en düşkün biçimine götürülür. Öyle ki daha önce bildiği şeyleri bilmez hale gelir. Yeri de kupkuru görürsün ama oraya bir su indirince çok geçmeden kıpırdanır, kabarır da gözü gönlü açan her güzel çiftten nice nebat bitirir. Sonra nutfeyi rahim cidarına yapışan bir hücreye, bunu da mudgaya, yani bir çiğnem et görünümündeki varlığa, mudgayı kemiklere dönüştürür. Sonra da kemiklere et giydirip, derken yeni bir yaratılışa mazhar ederiz. İşte bak da, Allah'ın ne mükemmel yaratan olduğunu bir düşün. Allah sizi, atanız Adem'i topraktan, sonraki nesilleri de nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift yaptı. Onun bilgisi dışında hiçbir dişi ne hamile kalır, ne de doğurur. Herhangi bir canlının ömrünün uzaması veya kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Bütün bunlar Allah'a göre elbette pek kolaydır. Odur ki sizi, atanız Adem'i topraktan, sonra tek tek siz insanları da bir meniden, sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden yarattı. Sonra sizi analarınızın karnından bebek olarak çıkarır. Derken sizi güçlü kuvvetli bir çağa eriştirir. Sonra ihtiyarlığa varacak kadar yaşatır. İçinizden kimi daha da önce öldürülür. Kiminizin ömrü bir vadiye kadar uzatılır. Olur ki aklınızı kullanıp bunları düşünürsünüz diye böyle yapar. Onun aslı atılan bir meni damlası değil miydi? Sonra rahim cidarına yapışan bir hücre oldu da, Rabbi onu yaratıp düzenledi. Ondan erkek ve dişi olarak her iki cinsi yarattı.